Herkese selamlar, merhabalar. İsviçre'den Emrah ben. Şu anda neredeyim? Oturmuş olduğum Eichwil'e bağlı bir ormandayım. Burası aynı zamanda bir yürüyüş yolu. İnsanlar burada yürüyorlar, yürüyüşlerini, sporlarını yapıyorlar. Ben de kendimi ormanın içine attım. Birazcık huzura, birazcık kafa dinlemeye ve içimi boşaltmak için açıkçası buraya geldim. Kameramı da aldım, geçtim kameranın karşısına ve şu an sizlere neden bu videoyu çektiğimi anlatıyorum. Başlıkta da okumuş olduğunuz gibi. İzlediğini dinleyenler, dinlediğini anlayanlar için. Ne demek istiyorum? 30 Mart 2019 itibariyle YouTube kanalını açmamın tam birinci senesine varıyorum. Bu süreçte neler değişti, neler oldu, neler bitti? Çok çok güzel hikayeler var aslında. Bu tamamıyla bir video başlığı ama konumuz bu değil. 30 Mart'ta bir sene doluyor. Ağustos itibariyle geçmiş videolarıma baktığınızda aslında istikrarın Ağustos itibariyle başladığını sizler de göreceksiniz. Ağustos ayı itibariyle başlamış olduğum bu seri video paylaşımlarında rastladığım birkaç problem var. Bunlardan bahsedeceğim size. Özellikle asgari ücret videosu ve İsviçre'ye nasıl yerleşebilirim adı altında iltica videosu birazcık başımı ağrıtmaya başladı. Başımı ağrıtmasının sebebi gelen yorumlar. Yorumların hepsini okuyorum. Öncelikle bunu bir bilin. Videolarıma yapmış olduğunuz her yorumu okuyorum ama her yoruma cevap verebiliyor muyum? Hayır. Nedeni de şu. Aslında başlıkta söylüyorum ya, izlediğini dinlemiyor büyük bir ihtimalle kişi ki o yorumu yapıyor. Asgari ücret videosunun altına bir tane arkadaşımız demiş ki, hocam iyi güzel de asgari ücret ne kadar? Şimdi bu sinir bozucu bir şey. Ben orada asgari ücretin ne kadar olduğunu, ne tür giderlerin olduğunu, neler yaptığımızı ki herhalde şuradan bir yerden izleyebilirsiniz asgari ücret videosunu da. Bu kartlara koyacağım. İzlemeyen varsa oradan izleyebilir. Orada asgari ücretin ortalama ne kadar olduğunu ve giderlerin neler olduğunu, bu giderler sonrasında elde nelerin kaldığını teker teker anlattım. İsviçre'de yaşayanların yapmış oldukları yorumlarda mümkün değil diyorlar. Ben bunu birebir yaşadım. Ben eşim hamileyken, Ayşegül hamileyken, Yaman'a hamileyken 3500 frank maaş alan bireydim. Ve evime ben kendim bakıyordum. 250 frankla mutfağı dolduramazsın. Mutfağı doldurmuyordum ki. Ben 250 franka bir ay boyunca hayatımı devam ettirebileceğim şekilde mutfağıma yiyecek alıyordum. 250 franka tabii ki istediğin her şeyi alamazsın. Ama benim paylaşmış olduğum videoların içinde mutfak alışverişi videosu da mevcut. Etin kilosunun 5 küsür lira olmuş olduğu bir yerde kaç kilo et alacaksın? Allah aşkına birazcık böyle mantıklı düşünerek yorum yapmalarını istiyorum birçok kişiden. Çünkü ben eleştirilere her zaman açığım. Eleştirinin bir dili vardır. Eğer bu eleştiri dilini doğru bir şekilde kullanmazsa kişi küfüre başvurur. Şahsıma edilen küfürleri asla umursamam. O kişinin bana yüklemiş olduğu sıfata bürünecek bir adam değilim. O kişi söyledi diye ben ne yerin dibine girerim ne de tam tersi zirveye çıkarım. Yani kişilerin yorumlarını daima okuyorum, eleştirilerini kabul ediyorum ama eleştiri dili doğrultusunda bunu gerçekleştirirse kabul ediyorum. Aksi takdirde kişi öyle bir küfür ediyor ki yani bırakın ağza alınmayı, akıldan geçmeyecek şeyler, helal olsun diyorsun adama. Sonuçta bizler özellikle YouTube camiasına video yükleyen kişilerin bu tür içerikler üretmesi mümkün değil. Adamın öyle bir fantezi dünyası var ki etmiş olduğu küfürlerden mükemmel içerikler çıkar aslında. Ama ben işin tabii ki hala da espri boyutundayım. Çok fazla umursamama taraftarındayım. Fakat dediğim gibi şahsıma edilen küfürlerin yanı sıra aileme, sevdiklerime, dostlarıma, çevremdekilere ulaşan bu kötü sözler ister istemez beni sıkıntıya sokuyor. Asgari ücret videosundan girdim. Bunun bir de iltica videosu var. Arkadaşlar bakın, ben İsviçre'ye iltica ederek gelmedim. Ben İsviçre'ye evlenerek geldim ve ben bunu videolarımda anlattım. Nasıl evlenme teklifimi ettiğime kadar her şeyi anlattım. Adam videoyu izlemiş, dinlememiş veya dinlemiş, anlamamış. Yorum yazıyor altına. Bakın eğer üşenmez de yorumları teker teker okursanız neler neler göreceksiniz ki bir gördüğünüz kadar da silmişliğim var. Ben vatan haini ilan edildim. FETÖ'cü ilan edildim. Efendime söyleyeyim, aklınıza gelebilecek her türlü yaftalama, karalama ne mevcutsa hepsini şahsıma ilettiler. De
benim vatan hainliğiyle, efendime söyleyeyim, FETÖ'cülükle bilmem neyle ne alakam var? Yani ne izledin, izlerken ne dinledin, dinlerken ne anladın be arkadaşım? Bana kalkmış arkadaşım bir tanesi daha bu sabah, bu arada bu videoyu çektiğim tarihi de size söylüyorum, 25 Mart 18.00.2019. Bu tarihte, bugün bu sabah bir mesaj aldım ki, adam resmen şunu söylemiş. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Arkana bir orman almakla kendini İsviçre'de mi sanıyorsun lan? Lan burada çok kibar. Efendime söyleyeyim, çünkü baştaki küfürler lan'ı çok kibar yapıyor. Kendinin nerede olduğunu dahi bilmiyorsun. Neymiş efendim? İsviçre'deymişsin. İşte senin bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Diyorum ya, şahsıma edilen küfürleri gerçekten umursamıyorum. Ama işin içine ailem, çocuklarım, eşim, dostum, yani efendime söyleyeyim sevdiklerim girdiği takdirde ben bundan çok sıkıntı duymaya başladım. Lütfen ama lütfen videolarımı izlerken dinleyin. Dinlerken anlayın. Yorum yapmak zorunda değilsiniz. Yaparsanız tabii ki benim işime gelir. YouTube bunu algılar, efendime söyleyeyim önerilen videolara girer, ama şunu tekrar tekrar söylüyorum. Duymadığınız, anlamadığınız bir konu hakkında konuşmayın. Bu çok zor bir şey değil. Bilmiyorum demek gerçekten çok zor değil. Hiç zor değil. Ben İsviçre'ye ilk geldim. 7 sene oldu ben İsviçre'ye geleli. İlk geldim ve Ayşegül'e ilk sorduğum şey şu. Bilmiyorum ne demek? Bilmiyorum ne demek? Bana bunu öğret. Çünkü söylenilecek her şeye verilecek bir cevaptır bilmiyorum. Belli başlı şeyler dışında adın ne diye sorar, bilmiyorum diyemezsin. Bilmiyorum demek gerçekten ayıp değil. Bilmiyorum demek gerçekten sizi küçük duruma düşürmez. Yeter ki bilmiyorum demeyi kötü bir şey gibi algılamayın. Ya ben anlatıyorum, paylaşıyorum, öğreniyorum, araştırıyorum ve bunları bir kolaj haline getirip sizlerle paylaşıyorum. Ve bundan çok büyük bir mutluluk, onur, gurur duyuyorum. Özellikle izlendiğimde, almış olduğum mesajlarda bunları inanılmaz derece doğru şeyler yaptığımı görüyorum. Ya bana bunu sizler gösteriyorsunuz, yalan yok. Ama şunu tekrar söylüyorum. Lütfen izlemiş olduğunuz videoları dinleyin arkadaşlar. Ve dinlemiş olduğunuzu anlamaya çalışın. Zoruma gidiyor. Evet, zoruma gidiyor. Diyenler olabilir ki şu an zoruna gidiyorsa yapma. Bugün hangi işi yaparsanız yapın, ne işle meşgul olursanız olun, size birisi küfür ettiği takdirde zorunuza gitmiyorsa, bakın şahsınıza değil, ailenize, sevdiklerinize ve çevrenizdekilere dayanan küfürlerden bahsediyorum. Eğer bu sizi hiçbir şekilde sıkıntıya sokmuyorsa, bu sizin kendi şahsi probleminizdir. Çok konuştum. Birazcık su içeyim. Bu arada bunun ne olduğunu söyleyeyim. Bu benim çok sevdiğim bir şey. Herbalife'ın çayı. İçinde Liftoff ve Aloe Vera da var. Gerçekten çok dinç tutuyor adamı. Ben sabah saat 6'da kalkarım. Her gün ortalama 350-400 kilometre yol yaparım. Eve gelirim ve her gün bundan içerim. Böyle şey gibidir biraz. Enerji içeceğine benzer. Çok güzeldir. Konumuz bu değil. Şunu da söyleyeyim. Şimdi bunu söyledim diye kalkıp da bana reklam yapıyorsunuz demeyin. Alakası yok. Şu an videolarımda viral reklam diye bir durum söz konusu değil. YouTube'un kendi koymuş olduğu reklamlar söz konusu. Velhasıl kelam, konuya gelelim. Diyorum ya, içimi dökeceğim size biraz. Başta da söylemiş olduğum gibi 30 Mart itibariyle YouTube'da bir senemi doldurmuş olacağım. Bu bir senede hayatımda neler değişti? Ufacık onlardan bahsedeyim. Öncelikle mükemmel bir iş yaptığımı ve ben Türkiye'de yaşarken kamera önü ve kamera arkasında da çalıştığımı size öncelikle bunu bildireyim. O yüzden kamera benim için çok önemli ve çok güzel. Zevk alıyorum. Çok eğleniyorum. Efendime söyleyeyim, sırf bu YouTube dolayısıyla birbirinden güzel, birbirinden kaliteli insanlarla tanıştım. İsimlerini saymaya kalksam ne video biter ne zaman yeter. Hiçbir şekilde yetmez. Hepsine teker teker çok teşekkür ediyorum. Çok kaliteli insanlar tanıdım. Efendime söyleyeyim, belli bir popülariteye ulaştım. Yalan yok. Bu da YouTube sayesinde oldu. Sokakta yolda yürürken insanların "Aa, sen İsviçre'den Emrah değil misin?" demesi beni çok mutlu ediyor. Bu bir ego değil. Yapmış olduğunuz işlerin başkaları tarafından izlendiği ve anlaşıldığını fark ettiğiniz olay, o an yaşamış olduğunuz mutluluktur bu.
Gerçekten bu çok güzel. Bu güzel şeyler gerçekleşirken, olurken, ilerlerken hayat, araya giren bu gereksiz yorumların, bu gereksiz serzenişlerin gerçekten bir yere koyamıyorum. Anlıyor musunuz? Diyorum ya, eleştiriye her zaman açığım. Sizden tek ricam şu. Eğer bu videonun şu dakikasına kadar izlediyseniz ve izlemeye de devam edecekseniz aşağı yorumlara ne olursunuz ya benimle ilgili bir şey yazın. Eleştirecekseniz de doğru cümlelerle eleştirin. Küfürü çıkarın hayatınızdan. Küfür etmeden de insanları yerin dibine sokabilirsiniz. Aşağıda yorumlarda beni eleştirin. Lütfen eleştirmenizi istiyorum. Sizler beni eleştirdiğiniz takdirde ben doğru yolu bulacağım. Belki gerçekten bana doğru gelen yanlışlar var. Ve sizler bu yanlışları bana iletin ki doğru yolu bulayım. Ya daha konuşulacak çok şey var. Anlatılacak çok fazla şey var. Ama çok fazla uzatmak istemiyorum. Sizlere sadece sıkıntı duymuş olduğum bir konuyu anlatmak istedim. Anlatabildiğim kadarıyla. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Çok ciddiyim bu konuda. Yani benim öyle şeylerim yok. Aa, beğenmediler bilmem ne, küserim bilmem ne falan yok. Ben bu işi severek yapıyorum. Mutlu oluyorum. Olay bundan ibaret. Beni şu ana kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım izlediğinizi dinlediniz, dinlediğinizde anlamışsınızdır. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. İsviçre'den selamlar.